Satranççı'dan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Çaylar kahveren alındıysa çok güzel bir maçla birlikteyiz. Rakibimiz Almanya'dan bir oyuncu. Uluslararası usta. Christoph Slecki. Gerçekten çok iyi bir usta. Oyunlarını isterseniz DHS üzerinden ya da normal maçlara bakabilirsiniz. E4 oynadım arkadaşlar. Rakibimiz C5 oynadı. Fil E4. Şimdi normalde burada atife 3 bir açık sicilliğe giren bir hamle. Sonrasında deder sürüyoruz ve konum olabildiğince açıyoruz. Ben biraz e, hani... Alışılmışın dışına çıkmak istedim fil 4 hamlesiyle. Kendi bulduğum aslında bir açılış sistemi. Burada amacım bu karlık yapmak değil. Gerçekten normalde mesela kapalı sıcayalarda C3, T4 oynanabiliyor. Hani bu tarz yapılabiliyor ya da C3, fil D3, fil C2 ama benim bulduğum oyun tarzının daha önce bir resmi bir şekilde bir yere başvurulmuş, efendim telifi alınmış, belli bir yere kaydedilmiş bir açılış ismi ya da bir şey değil. Kendi bulduğum bir konsept. E, Filce'de çok da ekmeğini yedim bu arada. Geçmiş tarihlerde, olimpiyatlarda dünya ikincisi olduğumda e, bu açılışlarla faydalanmıştım. E, Aç C6 gerçekten şaşırıyordu. Şimdi arkadaşlar burada e, vezir E2 oynadım. Normalde C3 oynuyorum ya da E6'ya vezir E2 geliyorum. Şimdi konsepti anlatalım. Konsept şu. E6 oynadığı zaman vezir E2 gelerek rakibimizin D5 sürmesini engelliyoruz. Aç C6 oynadığı zaman da C3 oynayarak bu sefer D4'ü tutuyoruz tabii ki beyaz hiçbir şey elde etmedi ama bundan sonraki plan aslında bence önemli. Ekideki vezirimiz ne alaka diyebilirsiniz. Planımız fili b çekmek. Çünkü burada ata 5 ile başımıza bela gelir. Rakibimiz de 5 süre bile ilerleyen zamanda bu açmazı kapattığı zaman. Şimdi fili buraya çekeceğiz. At f3 oynayacağız. D3 ya da D4 oynayacağız koruma göre. Çünkü bazen G6 oynayabiliyorlar. Onlara da H4 H5 saldırmamız gerekebiliyor. Şimdi geri gelelim. Fil C4'de at C6 oynadı. Vezir E2 oynadık. At F6 C3 ve de 5 sürdü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim e, E6-D5 fikrini e, engellemeye çalıştık ama buna pek müsaade edemedi. Çünkü yanlış sırayla aslında biraz da e, devam ettik. Rakibimizin oynayış tarzı çok çok iyiydi. Yani normalde burada hani e, de D6 oynuyorlar ya da işte ne bileyim E6 oynuyorlar. 2 sene vezire 2 oynayabiliyorsunuz. C3, A3 gelebiliyorsunuz. Rakibimiz gerçekten çok iyi bir usta olduğu için e, müsaade etmedi bu plana bu uygulama. Hemen D5 sürdü gayet iyi bir hamle. E5, -D5 at D5. Şimdi arkadaşlar burada ee, D2'deki piyonumuz geri kaldığı için laklak lak etme şansımız yok. Laklak lak yapma yani boş zaman geçirme gibi bir şansımız yok. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Hem vezirimiz damla kaybettik hem C3 damla kaybettik. Eğer merkez ele geçirmezsek siyah çok üstün konuda kalacak. At F3 oynadım. E6 ve e, önce bir rok attım. File hediyedi arkadaşlar. Burada tabii ki yapmanız gereken hamle olan D4 sürüşünü gerçekleştirdim. Ee, d3 de sürebilir tamam burada d4 çok daha iyi olur. Şimdi d görmüş olduğunuz gibi artık filimizin önüne açıldı. Olası d hatta açılmasına kaleyi d hattında da kullanabilirim. Rakibimiz e6 için fili içeride kaldı. Bu tarz e, sıkıntılarla tabi siyahla uğraşmak zorunda kalacaktır. c de d4 aldı. Ben de c aldım ve kısa rakattı. Şimdi arkadaşlar bu konuyu değerlendirelim. İzole piyonlarla alakalı çok fazla öğrenciyle maç yapıp, çok da analiz edip, e, çok fazla öğrenciye de anlattığım için aslında izole piyonlarla alakalı iyi olduğumu düşünüyorum iki tarafa da oynarken. Ben izole piyonlara karşı oynamayı aslında e, severim. E, ama izole piyon oynamayı da gayet fikir olarak biliyorum. Şimdi arkadaşlar burada 4'te piyon var ya izole piyon, zayıf kalmış piyon. Bizim e, bu piyon yüzünden, e, sayesinde diyelim yüzünden değil, e, çaprazların ve dikeylerin açık olduğunu görüyoruz beyazlar lehine. Bakın hem C hattı hem H hattı bu çapraz bu çapraz ciddi bir manada hani açık çapraz ve alan var. bu alanları kullanarak strateji geliştirebilirsiniz. Saldırabilirsiniz. Şimdi burada at C3 oynadım arkadaşlar ve rakibimiz at B6 oynadı. Bakın bu konum çok önemli. Şimdi at B6 ile birlikte rakibimiz fili almak istiyor. Aynı zamanda piyona saldırmak istiyor. E, saldırmak istediği saldırıyor hatta. Yani örnek veriyorum fili kaçarsak at D4 gibi bir hamle var. At D4, vezir D4 bu tarz bir konum oluşacak. E, fili kaçmazsak, mesela fili 3 oynayıp piyonu korursak, at alır 4 vezir alır 4 Ne yapmış olabilirim sizce arkadaşlar? E, tabii ki hatta şöyle yanındaki notasyonu da kapatalım da siz şey yapmayın. E, görüp oradan spoiler yemeyin. E, şimdi arkadaşlar tabii ki burada yaptığımız hamle e, çift fili vermemek oldu. Çift fili vermedim ve fil b3 kaçtım. Fil b3 rakibimiz e e, at çarpı 4 aldı. At çarpı 4 vezir çarpı 4 Şimdi arkadaşlar burada ne elde ettik? Bundan da bahsedelim. Şimdi bir piyon geliyiz ama rakibin cesizlik fili hala kötü. Bizim eee Açılan D hattını kullanma gibi bir şansımız var. Vezirimiz E2 de bence çok iyi. Niye iyi diye soracaksınız. Hem E hattında çalışıyor hem bu çarplarda hem de duruma göre vezir geliyor. Vezir H5 girebiliriz. Rakibimizin H7'deki piyona bakabiliriz. Ayrıca konuda incelediğimiz zaman f 6 at yoksunluğu h 7 kalesinin zayıf olduğunu gösteriyor. G1 aile çaprazı ve H2 B8 çaprazı. iki tane siyah çaprazı biz kontrol edebiliriz. Buradaki fille fil çıktıktan sonra da kaleler arasındaki bağlantı oluşacak. Rakibimiz de 5 sürerse bu çaprazla yapılacak. E5 sürmeyip B6 fil B7 çıkabilir fil geliştirmek için ama at burayı tıkıyor. At'tan kurtulmak istese de D5 D5'e gelse bu sefer at D5 alabiliriz. Buradaki piyonu bozup AD alabiliriz. Yani siyahların gelişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı bir konum oluşacak sevgili arkadaşlar. Şimdi vezir 4 yapıldı. Dediğimiz gibi. Burada arkadaşlar vezir fil file 3 hamlesini hemen tercih ettim. Rakibimiz vezir H4'te tabii ki gelişim 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 unutmayın satrançtaki en temel 3 kural. Kale bir bir oyun taşları geliştirmeye devam ediyoruz. Fil f Arkadaşlar burada durdurmanızı ve burada e, beyazın oynadığı yaptığım fikri bulmanızı rica ediyorum. Lütfen videoyu durdurun ve sizce beyazlar ne öğrenmiş olabilir. Arkadaşlar hatırlarsanız 3-5 hamle önce demiştim ki şu çapraz çok önemli ve bu çaprazı bir şekilde ele geçirmeli beyaz demiştim. E, i̇şteki fil de fena değil ama bu çaprazı çok daha etkin olur buradaki fil. Arkadaşlar burada fil F4 oynayamadığımız için Bakın fil f vezir 4 alıyor. Bu çarpıza bir türlü gelemiyoruz. E, G3 oynasak bu sefer beyaz kadar çok zayıflıyor sevgili arkadaşlar. E, beyaz kadarı şu an zayıflatmak mantıklı değil. Çünkü filimiz B3'te. Yani olay yerinde değil. Buradaki zayıflıkları koruyabilecek G2 karesine değil bu fil. oyunun dışında. E, bu sebeple e, hani G3 oynamak da buraları çok zayıflatır arkadaşlar. Mantıklı olmaz. Burada bu sebeple ben fil C5 oynadım. Kareye saldırıyorum. Kareye E8 oynadım şey fil D6 koydum. Bakın bu güzel manayarla birlikte filimizi artık G3 karesine çekeceğiz ve bu çarpmazın kontrolü komple bize geçecek. Fil D'de oynadı. Bakın fil G3 çekti. Hemen vezir B4 oynadı. Arkadaşlar buradaki e, uyguladığım plan da çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. E, buradaki plan için yine bir kere daha videoyu durdurup size soralım beyazlar sizce nasıl ilerlemeli burada? Arkadaşlar bakın demiştim size hatırlarsanız F6 karesindeki e, at olmadığı için biraz daha rahat bir saldırı imkanı elde edeceğiz. D6 karesi zayıf bakın artık birinci görevimiz tamamlandı. G3'teki fil D6'ya bakıyor. At E4 oynadım burada sevgili arkadaşlar. Bakayım biz fileye oynadı. Fileye niye oynadı? Amacı D6 karesini e, kontrol etmek arkadaşlar. D6 karesinin zayıflığını görüyorsunuz. Hayat, hemen at D6 at B7 fikirleri var. Buradaki hat F7'ye falan da bakıyor. Hep bir problem ve D6 karesini vermek istemedi. Ee, yoksa B2'yi falan almakla da bir şeyler deneyebilirdi. Ama sırf bu kareyi vermek adına file de oynadı. Arkadaşlar burada e, de artık bakın E2 karesi ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Vezirimi de savaşa dahil etmek için vezir G4 oynadım. Sevgili arkadaşlar. Ve burada siyahlar F5 oynadı arkadaşlar. Çatal attı bana. Çok önemli bir noktaya daha geldik. Oyunun önemli bir noktasına daha geldik. Burada arkadaşlar şu an çatal yedik. Ee, sizce Beyaz'ın buradaki gerçekten çok güzel planı ne olabilir arkadaşlar? Size soralım. Ee, e, İme, Chess Explained, Christoph Silecki burada hangi hamleyi atlamış olabilir? Ee, beyazların gerçekleştirdiği? lütfen videoyu durup düşün. Bu arada arkadaşlar e, saat 8'de Instagram'da satranç alt TV'de de bir satranç sorusu paylaştım. Instagram'da bakıp oradaki soruları çözebilirsiniz. E, videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bu aralar kanala bazı şikayetler geliyor. O yüzden video atamadım bu arada arkadaşlar. yüzde kapışmalarla alakalı şikayetler geliyor. Onlarla uğraşıyorum. E, yani gerçekten hani size çok şey söylemek istemiyorum. Ama hani e, çaba sarf ettiğimi farkında olursanız e, sevinirim. Merak etmeyin. Şimdi F5 sürüşüyle e, alakalı şikayetler dediğimde şöyle hani... hani e, biliyorsunuz filenin çektiği görüntüler var. Bazı arkadaşlar link atıyor bu maçı analiz edebilir miyiz diyor falan. Ben maçı analiz edip Türkçe sunum yapıyorum. Aslında konsept bu. Hani hani ...eğlenceli bir şekilde, spor sunuculuğu şeklinde sunmaya çalışıyorum. Ama tabii oradaki görüntüler fideden çekilmiş oluyor. Ba öğrendiğim üzere bazı arkadaşlar oraya kamera koyup da çekebilmiş olabiliyor. E sonuçta bu görüntülerin e ile alakalı e belli başlı sıkıntılar oluşabiliyor. E bunların izinlerinin alınması gerekiyor. Kim çekti, ne, nasıl çekildi, linkler nerede falan bayağı bir uğraşılması gerekiyor. Tek başıma olduğum için tabii ki bunlarda sıkıntı yaşıyorum. E onun problemi ama hızlı bir şekilde çözülür, sorun değil. Şimdi arkadaşlar çok dağılmayalım. Burada... F5 sürüşüne arkadaşlar beyazlar at F6 şah çekiyor. Şu keyfi bir yaşayalım bir şöyle görüşemiyorduk. Şöyle şu keyfi yaşayalım. Arkadaşlar çok güzel bir hamle bu hamle. Ee, nedenini söyleyeceğim. Şimdi bu arada e, vezir G4 gelirken bu şeyi de e, planlamıştım bu arada. Hani at F6 fikri aslında vezir G4 o yüzden geldim. E, çünkü bakın at F6 oynadığımız zaman e, D7'deki fili alıyoruz. Planım buradaki fili almak. Fil boşta ya at f6 mesela örnek veriyorum böyle bir bekleme hamlesi yapsın. At f6 g f6 alamıyor. Açmaz var. Fil alamıyor. Vezir b 4te boşta. böyle uyanıkça bir planla oynadım. Rakibimiz f5 oynadı. F5'e at f6 koydum arkadaşlar. Yine fil f6 alınamaz. B4'teki vezir boşta. G f6 alınamaz. Açmaz var. Arkadaşlar şah f7 gibi bir hamle oynadı. Bir kere daha her atsını durduracağım artık bu sefer. Her hamlede. Çünkü buradan sonrası da bir e, keyifli olacaksınız için Sizce nasıl devam etmeliyiz? Arkadaşlar Burada Videoyu durup düşünürseniz Tabi burada Vezir H5 Şah çektim Şimdi arkadaşlar Şah F8 kaçarsanız d yine alıyorum h de alıyorum Çok fazla kazanç fikri var e, G6 oynarsanız da H7'yi alıyorum Şah F8'de Yine değişik mat fikirleri var e, Şah oldukça sıkışıyor f 6 elinde sonunda Almak zorundasınız Burada Siyahlar bunlarla uğraşmayıp Direkt F6'yı almış Arkadaşlar Burada çok güzel bir şekilde Saldırıya devam ediyoruz Fil H4 şah. Bakın H5'teki vezir burayı kontrol ediyor. H4'teki fil de burayı kontrol ediyor. Yani şahı geri kaçırmıyoruz. Çok önemli bir saldırı tekniği arkadaşlar bu. Şahı geri kaçırmamak. Sonuçta bir taş feda ettik ve geri kaçırmamamız gerekiyor. Burada şahı E5'e kadar sürüklemeyi başardım. D altında buradaki kale kontrol ediyor. Taşlar arasında bir uyum var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar vezir e2 geldim. Artık F6 karesini kontrol eden fil sayesinde beyaz kareleri kontrol etmeme gerek yok. Çünkü bu karelerle alakalı bir işimiz kalmadı. Vezir geri dönüyorum. Vezir E2 şah ünlem. Şahın kaçabileceği hiçbir yer yok arkadaşlar. Sadece buraya kaçabilir. Ya da e, Vezir E4 oynayabilir. Vezir E4 oynadı arkadaşlar. Vezir E4 oynadığı zaman da burada beyazın çok güzel bir fikri var. Sevgili arkadaşlar beyaz oynar bir hamle mat eder f4 oynadım şah çektim ve çok güzel bir şekilde mat oldu. Sevgili arkadaşlar. Konumu da hatta makineye soralım. Bakalım artık kaç verecek e, mat olmadanki konumlara. Bakın burada iki hamle de mat veriyor zaten. Vezir'e iki. Mesela şah f gibi bir hamle yaparsa da g3 mat bu arada. Makineye de sorduğumuz zaman burada bakın oldukça iyi gösteriyor beyazı. Çünkü siyah şah e, merkezde saklanmaya çalışıyor ama burada çok güzel şık bir mat oluyor. Maç sonunda da e, Chess Explained tebrik etti. E, i̇şte çok güzel bir oyun oynadım vesaire diye. Şunu da söyleyeyim bu arada. Chess Explained çok daha, yani daha fazla maç yaptım. E, kazandığımız maçı koyduk tabii. ki. <laughs> e, kaybettiğim maçlardan e, iki tanesi yine iyiydim. E, süreden gittim. E, diğer iki tanesinin dümdüz geldi zaten. Onu da söyleyelim. Yani totalde Chess Explained daha fazla e, skor aldı. E, ama e, bu maçta da güzel oynadığımızı düşünüyoruz satranç TV ruhuyla saldırarak. O yüzden böyle bir maçtı. isterseniz çok hızlı hiç, hiç tekrar yapmadan gösterelim. Nasıl oynandığını oyunun ve sonrasında videoyu kapatalım. E5, at d 5 at f 3 e6, rock. D4 oynadım. Burada merkezi geçirmemiz gerekiyor dedik. Burada belki fil B3 önceden kaçılabilirdi. Yani çünkü at B6'ya piyonu bırakmak durumunda kalmak adına fil B3 kaçılırdı. At B6 ya da fil E3 oynanabilirdi. Ama sorun yok. Ben zaten izole piyonu bir şekilde ya D5 sürerek ya da başka bir şekilde vermeyi seviyorum. İzole piyonları sonsuza kadar oynamayı sevmiyorum. Hatta 4 piyonlarınızla evlenmeyin arkadaşlar bu arada. E, zamanı geldiğinde onları feda etmeyi bilin. E, bu sözü de tarihe geçsin böyle. E, Atla dört, 4, at 4, beze dört, 4, file 3. Hızlı bir şekilde gelişmeye çalışıyoruz. Gelişim, gelişim, gelişim. Satrancın temel kuralları. Bakın buradaki çaprazı e, dan kurtulduğu için yani bize imkan tanıdığı için hemen ele geçiriyoruz. Şu önemli bir fikir bu. Fil koydum. Şimdi at4 artık saldırıya geçiyoruz. Vezir g4 yine saldırıya devam ediyoruz. E peşi de at f6. Bu at f6 hamlesi ve fikri aklınızda kalsın. Oyunlarınıza uygun. Yani geliyor ama siz pek e, o an dikkate var. E, dikkat etmezseniz göremezsiniz. Kaçırırsınız arkadaşlar. Önemli bir plan. Vezir h5 ya. Fil h4. Vezir e2 ve en son da f4. Güzel bir maçtı arkadaşlar. i̇mkanı olanlar şu an e, videoyu beğenirse çok çok sevinirim. Bu aralar kanala çok çok iyi gelecektir yani çarşamba günü ya da perşembe günü hemen bir video daha atmayı planlıyorum. Sizi biraz videosu bıraktım çünkü. Kendimi hemen o şekilde affettirmeyi planlıyorum. Hoşçakalın. Yeni bir dönem başladı. Tüm akademik hayata devam eden ilkokul, lise, üniversite herkese başarılar diliyorum. Keyifli bir dönemde sizi bekliyor. Olsun. Kendinize çok iyi